Gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Darkest Dungeon'a. İlk başta yine isimlendirmeyle başlamak istiyorum aranızda. Hani isimleri değiştirmek istediğim şeyler var. İlk başta Dismas'ın ismini benim sevdiğim aynı zamanda arkadaşım olan bir abonemin ismini vermek istiyorum. İlkan koyacağım ismine şu şekilde öreyim. Çünkü büyük iyi koyamıyorum. Şunu koyduktan sonra bir diğer karakteri geçen şey yapmışlar. Zirkon şey yazmış ki o da benim takip ettiğim abonelerimden biri, yorumlarına baktım. Cevap veremedim şey yorumuna ama hani senin ismin değildi o. Şey Just Gold diye bir tane nickli bir arkadaşın ismini koymuştum. Aslında kafamda başka efeler de vardı. Hatta onları da hani içine kapsasın diye de efe koydum bir nevi de. Ben bir de şeyi koymak istiyorum. Zirkon'un direkt Zirkon diye koymak istiyorum. Çünkü onun adım Melih'ti sanırsam. Zirkon daha güzel gidecek gibi geliyor bu adama. O yüzden Zirkon yaptık. Sanırsam şimdilik bütün hani erkek karakterlerin şeylerini verdim isimlerini. Artık yeni şeyler geldikçe, yeni karakterler geldikçe onları da sizin isimlerinizi vereceğim. Merak etmeyin. Yalnız dediğim gibi tam bir sosis partisi tadında bir kanal olduğumuz için kızların isimlerini olduğu gibi bırakıyorum. Orası birazcık ilginç oluyor. Onun dışında şimdi oyuna gelirsek neler yaptım diye söyleyeyim ben size. Hemen bir kısa bir şey vereyim. Bugün sizlerle Varus'a gireceğiz tekrardan. Portre kazanacağız. Bir de hani şu eziklerin son kasma aşamalarına geldik zaten. Hepsini 3 yapmak üzereyim neredeyse. Çok yakınlaştı. Grup olarak Koray'ı koydum. Tam bir ölümcül bir parti oldu şu an. Efe'yi koydum. Emre'yi yerleştirdim. Lancolet'i yerleştirdim. Skill olarak Efe'nin skill'lerini uppercut'tan şeyi aldım. Flashbang'i aldım. Hani bu daha mantıklı olacak gibi geldi bana. Çünkü aynı zamanda hem stun yapıyor hem de shuffle yapıyor. O tarz bir özelliği var. Hani damage vurmasa da olur gibi geldi. Onun dışında ne yaptım diye sorarsanız Kore'yi olduğu gibi bırakmışım. 2-2-2 güzel. Kore'yi bir seviye de atlattırabilirim aslında. Şöyle guild'e gidelim. Paramızı artık gömelim bir şeylere. Kore'nin Crash'ı, Bellow'u, Defender'ı ve Retribution'ı koyalım. Aynı zamanda kullanacağım Efe'yi arttırdım zaten. Emre'ninkileri arttırabilirim. Emre'nin Slice of'larını seviyorum. Aynı zamanda ekstradan accuracy mi veriyormuş daha doğrusu speed. Kriti olduğu gibi bırakıyor. Birazcık daha speed veriyor. Basalım. Biraz daha stres azalsın. Tamamdır. Parayı gömüyorum buna. Biraz yanlış mı yapıyorum? Ne yapıyorum? Önce şuna mı verseydim diye de düşünmedim değil. Evet, keşke buna verseydim önce. Neyse. Şunu aldıktan sonra devam ederiz. Ya da bir posta daha arttırayım ya. %30 güzel olacaktır. Aynen. Skiller konusunda fazla şey yaşamıyoruz çünkü. Öküz gibi vuruyoruz zaten. Buradan arttıracağım. Bunu arttırmışım zaten lan. Ulan o kadar para harcadım. Keşke başta yapsaydım şunu. Neyse. Koray. Bakalım hallettik. Şey olarak silahlarınızı arttırabileceğim birileri var mı? Emre'ninkini arttırabiliyorum. Seni bir posta daha arttırabilir miyim? Arttıramam. Kötü. Zaten şunu yapmam lazım önce. Şunu arttıralım. Emre'yi arttırdık. Lancelot'inkini damage'ını arttırmam lazım. Uzaktan vuruyor. Güzel oluyor. Efe'nin şeylerini alalım. Koray sen ne alemdesin? Sen zaten okeysin. Embark yapalım. Bütün şeyi gömdük ya. Bu adamların damage'ı muhteşem olacak. Ki grup şeyini de sevdim aslında. Direkt şey mi gitsem? Torçsuz mu gitsem? Direkt şöyle yapalım o zaman. 24 ya da birazcık torç alalım yani. 3 shovel basalım. 3 şey bu medium olacak diye hatırlıyorum şu aynen medium. 3 şey 8 tane torç alalım. 3000'e yakın şey harcadık şu an. Aslında bir tane de antrenom alalım ya. Girelim. Ki burada aslında antrenom bayağı kullanılıyor ama 2 tane alsam yeterli olacaktır. Tamamdır. Çok geçmeden hemen girelim. Ben de artık harbiden heyecan içindeyim çünkü bir üst seviyeye çıkacağız veteran şeylerine. Çok az karakterimiz kaldı bir üst seviyeye çıkartmadığımız. Kullanmadığım birkaç karakter, birkaç klas var aslında. O bayağı uzun, güzel. O karakterlerden bir tanesi neydi ya? Grave Robber'dı herhalde. Grave Robber var. Dodge yaptı, çok güzel. Şunu şey yapıyorduk. Tabi getirmediğim için açamayacağım. Siz söyleyin adına. Holy Water yapıyorduk. Güzel, sürpriz ol. Olmadınız. Şimdi elimde sniper olduğu için şuna odaklanalım. Sniper hemen şunu bir halledeyim. Güzel, protection de azaldı. Güzel. Tam da 15 vurdu. Tam istediğim gibi yaptı. Şimdi şunlardan birazcık damaz gelecek. Şu ikisinden. Şuradan da stres gelme şeyi var. Ki gelecek. Vomit geldi mesela. Kore'yi fazla sallayacağını zannetmiyorum bu durumları da.
Neyse, şunları şey yapabilirim, slice yapabilirim. Bir de partinin speedini arttırabilirim. Karşı tarafın speedleri 8 var, en çok şu var. Aslında birazcık crit mrit arttırmaya falan mı gitsem? Düşünüyorum şu an. Vuralım gitsin ya. Şu ikisine odaklanmaktı. Şuradan bir boss'a daha stres alabilirim gibi geliyor ama. Güzel, dost geldi Emre'den, müthiş. Protection yapalım. En çok hani damage almasını istemediğim aslında şey, Emre'yi koruyabiliriz. Emre biraz daha hassas. Şey Efe biraz şey gitti. İsimler gitti. Emre biraz daha hassas çünkü. Efe biraz daha güçlü ona göre. Ki bakın ona geldiği için dost'tan hallettik hemen. Şunu stunlamak istiyorum aslında. Şöyle yapalım. Güzel, en öne de geldi. Çok güzel, işime gelir zaten bu. Şunun en arkada olması. Oradan da mı vurabiliyormuş ya? Güzel, bizim karakterler full dost yapıyor şu an. Tamam, şey bir posta Retribution gideceğim ki ona vuracaklar gibi geliyor bana. Nerede senin Retribution'ın? Şunun bir posta daha şey gitmesi de vurmamız lazım. Şunu bir öldürelim o yüzden. Lan keşke şeyi stunlasaydım. Neyse, şuna vuralım. Çok güzel. Lankulet'in kritleri öldürüyor bizi. Çok iyi gidiyor yani. Karakterleri hızlandırabilirim ya da stres azaltabilirim. Çünkü en öndeki karaktere vuramıyor Emre. Kendi stresini azaltmasına gidersem daha mantıklı olacaktı. Öyle yapacağım. Kendi stresini bir posta daha azaltacağım bu sayede. Stres 13'e inmiş olacak. Ki bundan zaten stres damajı almıyoruz. Hatta bir stunlayayım. Sonra istediğimi yaparım bu adama. Koray'la şunlara buff basalım. Diğer iki karakterle halledebileceğim zaten bunları kolaylıkla. Ha gerçi şey Koray'ın arkaya vurma ihtimali var mı? Varmış ya, tamam. Koray öldürüyor canım. Koray tam bir Terminator'a dönüştü zaten. Şuradan açıkmış zaten, alabiliriz direkt. Trap çıktı, tuzaklı çıktı. Güzel rest yaptı. Koray'a bir şey olmaz. Devam edelim hayatımıza. Şuradan bleed olayı birazcık kötü oldu ama sorun yok. Oradan gelecek şey, gidecek bir iki candan bir şey olmaz. Trap dodge yapsaydın keşke. Yapamadım. Şuradan bir torch daha kapalım. Güzel. Devam edelim şuradan. Bu oda var mıdır kibirlere? Scouting olmadı garip bir şekilde. Ki Emre de Efe de scouting şansları yüksek olan. Ki Lankolet de aynı şekilde yüksek diyebilirim. Dodge yaptı, güzel. Ama garip bir şekilde scout gelmedi. Şunu 4 foot yapalım. Şunları alalım. Şimdi şurayı biraz daha açalım çünkü surprise yapmak istiyorum karşıyı. Güzel. Surprise oldunuz mu? Çok güzel. Şimdi şunları hızlıca öldürebilmem lazım. Efe büyük ihtimalle şey yapabilecek. Şey, Emre. İsimler karışmaya başladı. Seni hemen bir şey yapalım. Marklayalım. Sniper'la işini halledelim. Şu üçünü de şeye bırakırım. Emre'ye bırakırım. Bundan sonra Emre ile Efe'yi aynı gruba almayacağım. Karışıyor kafam. Emre bu. Tamam. Şu ikisine birden vur. Çok güzel. Emre şu an ikisini de öldürdü diyecektim. Sadece bir tanesine bleed geldi. Bellow deneyebilirim. Bunların speed'i yüksek diyebiliyorum çünkü. Fazladan damage vermem de işime gelir. Güzel. Dodge. Diğer tur geldiği zaman en son bunların vurmasını istiyorum. Şunu da doğuşlarsam bir kişi olur. Yeah. Blight. 3 damaj alacak. Fazla bir şey, sorun yok. Şimdi şu, bizde zaten sıra bunların şeyleri düştü. Hallet gitsin. Fazla şey yapmamıza gerek yok. İşi karmaşık hale getirmemize gerek yok. Heavlum chestleri Skeleton Key kullanabiliyorduk. Zeyd'i istiyorum aslında. Şunlara kullanabileceğim bir şey yok. Trinket yerleri de full doldurmuşum. Neyse, yapacak bir şey yok. İki trinket var ki bunları şeyden satsam. Siz söyleyin o da. Binden falan satılıyor diyebilirim. Şunu neyle yapıyorduk ya? Antivenom. Nope. Olive oturdu sanırsam. Ya da direkt mi açıyordum? Deneyim mi direkt açmayı? Evet, hiçbir şey olmadı. Bunu neyle açıyorduk ya? Güzel, traplerin hepsini doğuşladık neredeyse. Bundan sonra girmeden önce bir bakacağım ya şu kuryolara. Unutup duruyorum. Varansakini unutuyorum. Varansa çünkü çok girmedik. Surprise oldular. Çok güzel.
Şimdi düşün. Şundan kurtulmam lazım 6 ile 13 arasında. Marklasam bir diğer ele vursam daha mantıklı olur. Ya da stun'la bunu şey yapabilirim ya. Halledebilirim. Şöyle yapayım. Şunu marklayayım ben. ...14 ile 28 arasında vuracak şey Efe. Şuna da gitmek istiyordum ama şuna... Pipo'sa stun mu gitsem dedim. Bilemedim. Vur gitsin ya. 28 ya adamsın. Efe aktı. Şunları... Bir de şunu bassam bitecek işleri. Ya budur ya. Of, Emre öldürdün ya. Tamam bu gitti. Şimdi şu arkadaki elemanı halletmem lazım. Blow yapıp speedini düşürürsem süper olur aslında, aynen. Çünkü bir diğer turda bir daha vurmasını engelleyeceğim. Onu öldüremedik çünkü. Ama speedini düşürürsem diğer turda direkt ona vurma şansını elde edeceğim. Çünkü speedi 0. Bakın şimdi 2'ye geçtiğinde bize gelecek. Normalde onda olacak. Speedi çok yüksek çünkü. Şu öldü. Bu da ölecek. Şimdi benim şuna odaklanmam lazım. Bir posta heal falan gideceğim diyeceğim de yok zaten katletmişiz ya. 9-17 arası vuruyorsun zaten, öldür gitsin şunu. Hatta sen yine şeyi öldüreyim. Bu da öldü zaten. Başka bir şey yapabileceğim nokta, birilerini hilleyebiliyormuşum. Güzel, 8 hilleri çok güzel yani. Öldürelim gitsin. Aslında protection bassam daha mantıklı olurdu. Abi ben istiyorum bunları ya. Yapacak bir şey yok ya. Şu Medicine Herb'den kurtulayım. Şu bandajdan da kurtulayım. Ben istiyorum çünkü bunları. Şunda ne yapıyorduk ya? Direkt gireyim mi ya? Ya da şunu bir kullanayım. Yok. Vallahi direkt giriyorum ya. Oh. 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 60 stres. Evet, Kore'yi nasıl kaybettik? Adlı şeyimize, eserimize hoş geldiniz arkadaşlar. Neyse, Allah'tan şurada secret door var. Locked compartment demiş. Evet, Kore'yi mal ettim ya. Şöyle bir şey var. Oo, 138 stres de var. Bu gayet iyi. Şunu da almak istiyorum. Şunlardan bir tanesini bırakacağım. Hangisini bıraksam ki? Hangisi daha saçma? Şunu saçma ya. 4 dodge bırakmak saçma. Şundan şunu kullanır mıyım ki? 4 dost bir speed. Huntmaster için fena değil aslında bu. Şundan kurtulayım o zaman. Bu gizli odalara bayılıyorum ya. Şunu ellemeyeceğim. Lan ya. Koray'ı ne yaptım ben ya? Neyse, kampta artık halletmeye çalışırım şeylerini. Bir tanesini öldür direkt. Koray'ı öldürtürürsem aslında bol bol stresi düşecektir. Öyle de bir şey var. O tarz bir şey yapabiliriz. Hile gideyim. Ha, ya da full şöyle Inspiring Tune yaparım. Şöyle şöyle hani şeyini düşürebilirim, stresini düşürebilirim. Bir de öldürtürürsem bununla stresi böyle yavaş yavaş düşecek. Baya yavaş. Şey gerek yok başka crest. 12 crest yeterli olacaktır her. Hatta şöyle iki tane şey yapalım. Torçumuz daha 4 tane varmış ya, sorun yok. Şunu ellemeyeceğim artık. Bitti. Sürpriz oldular, çok güzel. Şimdi kimden başlayacağız sıra? Şunu stunlayayım mı, Mark mı gideyim? Mark gideyim. Yine aynı taktiği uygulayacağım. Arbaletle halledeceğim. Dunklet zaten tek atacaktır. Güzel. Eğer Mark'ı basmazsanız birazcık sorun yaşayabiliyorsunuz. Gene ben şeye güveniyorum. Emre'ye güveniyorum. 6. Şu... Ah, olmadı. Bellow basalım. Diğer turda şu öldü zaten. Şu iki canı var, şu 8. Resist güzel. Şu öldü. Şunu da sıra. Hadi doge al. İşte bu ya, bu kadar. Emre'nin şeyi gayet yüksek. Şu doge yapma şansı gayet yüksek. O yüzden sorun olmuyor. Şunu öldürelim. Kore'ye de şunu öldürsem müthiş olacak. Aynen. Ha, Inspiring Tune yapacağım bir posta. Güzel, azaltabiliyorum stresini. Bir öldür gitsin Kore. 40 da yani 60'taydı, 37'ye kadar indirdim. Bu ne abi? Resist gerek yok ya. Daha çok altın toplarız. Şundan da kurtulabilirim aslında. Kalsın.
Devam edelim. Şu ileriki odada da şey yapacağım. Kamp kuracağım. Ya da biraz daha ileride mi yapsam? Ya da bilemedim. Gidelim bakalım da. Bakarız. Şu bastı alalım. Bast önemli. Surprise oldular mı? Olmadılar. Şunları hemen bir öldürelim ya. Şunu bir stunlayalım. Hiç stres almak istemiyorum. Hiç. Stres kötü gençler. Damaz yiyebilirsiniz. Rahat olun. Şimdi şunlardan hangisini öldürsem? 6 ile 13 arasında vuruyor. Birini öldürebilir aslında. Güzel. Bu kadar ya. Lankulet'e güveneceksin. Şimdi stres düşürmeye gidebilirim. Bu stres damacı vurmadığı için stres düşürmeye gideceğim. Koray'ın stresi kaç oldu? 25'e indi. Güzel. Munch. Bu sadece Blight vuruyor diye biliyorum. Ki oradan da bir Blight alsak sorun olmaz. Koray şunu öldür. Ben unuttum ya. Bunu öldürmeyi unuttum. Enemi aldım anasını satayım. Abavva. İşte bu ya. İşte bu. Aradığım takım bu. Şunu öldürelim. Yo, geç bu şey turn'ı harcadı. Buna gelecek sıra. O yüzden şunu alalım. Evet, stres düşürmeye daha az sen ya. Bunu... Gerçi çok azaldı zaten. Diyeceğim. Posta daha şey yapalım. Güzel ya. 13'e kadar indirdik. Şimdi şunları öldürmem lazım. En baştaki kaç kişinin turn'u kaldı? Speed 2. Büyük ihtimalle turn'u kaybettik. Neyse. Şey yapalım şöyle. Turn bitti ama gene birimiz şeyle başlayacak sanırsam. Güzel. Hallettik ya. Çok sevindim ya. Koray'ın şeyini de halletmiş olduk bu şekilde. Deed lazım abi bana. Deed lazım. Allah'ım ne kadar çok trinket geldi. Şurada bir kamp yapalım ya. 8'ini birden kullanacağım. Böyle hani açılmasını istiyorum çünkü şeyin. Ne kullanabiliyorum? Scouting Chains aslında işime gelir. Aynen şunu basalım. Şu güzel. Başka neler var? Dodge var. Protection, Damage, Wound Care falan filan. Birinin Accuracy'ni onu arttırabiliyormuşum kritle beraber. Lankulet'inkini arttırırım. Lankulet Speed Bass abi. Güzel oluyor çünkü. Lankulet'in şey, Lankulet diyorum. Şeyini de arttırabilirim. Aslında birazcık şey yaptım hani rastgele. Çok da zorlanmadık çünkü. Şu noktadan sonra torsuz mu gitsem demeye başladım aslında. Aynen torsuz gidelim ya. Surprise nasıl oldunuz lan? Neyse o kadar da dalmadılar. Şimdi şunu aradan çıkartalım. 7-13 aynen. Eğer öldürebiliyorsanız öldürmek her zaman daha mantıklı. Çünkü o sesi sıkmadan halletmiş oluyorsunuz. Şuradan hiçbir şey yapamıyorsun sen. Bir posta arttırayım, buff vereyim. Diğer türde şey turn'da bize gelsin hızlıca. Blight mıydı bu? Yok şey veriyor, stres veriyordu. Şeyi koruyalım mı dedim yoksa direkt şuna da alsam mı bilemedim. Dur markli hale getireyim de en azından buna vurmaya çalışsınlar. Canı gayet yüksek. Ki şunlardan çıkartmış olurum dedim ölmedi. Markla abi, markla adama gitsene ya, ne yapıyorsun? Seni vuralım biraz da. Lan şuna vursaydım ya, kafa gitti. Kimin stresini azaltacak birileri yok, şöyle yapayım. Bir bas daha basayım, iyice kritler alsın, ne bileyim. Seni öldürürsem... Belova basayım, şu arkadakini öldüreyim. Bir posta illeyelim şeyi. Efe'yi hilledik. 2 vurdu. Bleed aldım mı almadım. Çok iyisin. Bitirelim şunu. Gayet kolay oldu ya. Hiçbir sorun olmadı. Surprise olması bile artık sıkıntı yaratmıyor. Sizin yerleri değiştirelim. Tamam sanırsam tam istediğim gibi oldu. Şu torçları atsam mı ki diyorum ya. Aynen şu torçları atabilirim aslında. Şunu bir... Surprise oldular. Şurada kapatamıyorum. Işığı kapatsam mı ki dedim de kapatamadım. Şu ikisine birden yürüsem aslında güzel olur. Crit vurursa sağlam olur. Ama crit vurmayabilir. O yüzden birini öldürmeye gidersem daha mantıklı olur. Şu karakter. Bleed al. Yapma ya. Resist yaptı.
Şimdi bu karakterlerden hangisini bana vurmasını istemiyorum. Bir tanesini stunlayalım ya. Bu turn yemek istemiyorum bir şey. Şunu öldürebilir miyim? 2 vurabilir misin? Crit vurman lazım 2 vurman için. O da sıkıntı yaratacaktır. Bu fight birazcık uzayacak gençler. Şey yapalım. Efe'yi korumaya alalım. Koray'ın bu sayede protection artacak. Şunlardan en arkasındakine tek atamazsın ama şunu öldürebiliyorsun. O zaman bu ne olur? Güzel. Dodge yaptın. Müthişsin. Stun'la harcadı. Şansını butcher cut gelecek. Güzel. Koray resmen şov ya. Şuradan mark yapabiliriz direkt öldürmesi için. Yani şuradan bir yerlerden başlamamız lazım. Ya da bir tanesini stunlayalım çünkü sıra şimdi onlara gelecek. İki kere onlar kullanacak turnlerini. Dodge. Çok güzel, çok güzel. Şimdi. Şuna şey yapalım. Retribution yapalım. Hatta vurmuşken şunlardan bir tanesine de vuralım ki. Efe'nin şeyini, Emre'nin kanama skillini kullandığım zaman sıkıntı çıkarmasın. Şimdi neden bu kadar canlarını indirdiğimi anlayacaksınız. Güzel. İkisini birden öldürdük bu sayede. 3 canı var çünkü. Yoksa 4 canı mı var? 4 canı var. Olmadı. Neyse. Şimdi gene sana geldi skill. Bir posta buff mı yapsam diyecektim. Vur gitsin ya. Şunu aradan çıkartalım. Ölmeyecekti çünkü bu. Stun'a gitsem %20 şeyi var. Stunlayalım gitsin ya. Birazcık odaklanırız şimdi buna. Güzel. Big arkaya attı zaten kendini. Mark'ı basalım. Başlayalım vurmaya. Şununla vuralım ilk başta. Şu öndekini yok ettiyse sorun oldu. Stresini düşürmek istediğim bir şey yok. O yüzden buff basacağım. Bell Unchained. Vurmasaydın iyi olurdu ya. Neyse resist yaptın. Stun'ı yedi ama. Birazcık kötü oldu. Vur gitsin. Çok güzel. Keşke şu arkadaki şeyi neyle açacağımı bilseydim ya. O önemli bir şeydi diye hatırlıyorum gençler. Ama işte kullanamadık tam. Trev'e geldin. Güzel. Şuna odaklanmamız lazım. Şimdi tamam. Güzel. Surprise olmaları güzel oldu. Gençler şuna odaklanmamız lazım. Mark'ı bas. Bu Madman'i direkt öldürün. Yani ne yapın edin öldürün. Şunlara bir ikisine birden basalım. Çok güzel. Crit. Bu öldü. Şunu öldürelim hemen. 11 yapma ya. İşte 3 canı var. 3 crit vurabilir miyim ki? Vuramadım. Vuramadım. İşte bunu yemek istemiyordum ya. Fazladan şeyler gelecek şimdi. Neyse. Karakterlerden biri crit basarsa halledeceğiz bunun şeyinde. Sorun olmaz yani. 3 vurdum. 4 vurdu. O kadar da sorun çıkartmadı bana. Şunları hızlıca öldürüyoruz şimdi. Şunlardan birini öldürsem daha mantıklı olur. 7. Güzel. Ne yapmak istiyorum ben? Şunlardan bir tanesini canımla zaten. Şunu yapmaya devam edeyim. Ha güzel güzel. Hallettik. Sıra şeye gelince. Ya da direkt sana Lankolet'le hallettik. Dedim Emre ile direkt şeyi vururum öldürürüm dedim ama böyle öldürmek de kolay oldu benim için. Benim yine iki tane crest'im mi oldu abi? Deli gibi crest çıkıyor. Şey demişti, Zircon kitapları baksana bir tanesine demişti. Yani küçük bir olasılıkla iyi bir özellik geliyor. Kötü şey gene küçük bir olasılıkla kötü bir özellik geliyor. Bir de büyük bir ihtimalle strese giriyorlar ama bakın şöyle göstereyim. Ha bak bu mesela iyi oldu. Aynen Runes Adventure'ı kazandı. Ama bu çok küçük bir şeydi şansla. Şu torçları atalım ya. Daha çok loot istiyorum çünkü. İyi gidiyor. Vomit. Ah sickness verdi ya. İstemediğim bir şey. Şunu öldürmek için şunu basalım. Bounty Hunter'la öldüreceğim direkt. Ha, arkaya vuramıyor musun? Vuramıyorsun. Çok kötü oldu. Ama şunu vurabiliyorsun. 8 ile 15 arası vuruyormuşsun. 9 vurdun. Hiç boka yaramadı.
Ama şeyle Emre ile halledebilirim gibi geldi. Aynen, tahmin ettiğim gibi de oldu. Şu arkadakine odaklanmam lazımdı aslında ama direkt sniper'a şey Lancelot'a gelince sıra o birazcık sorun oldu. Stres verecek mi bu? Mark verdi. Tamam. Arkaya vuramazlar gerçi. Ben Doctor Old God bu şey veriyor. Bleed buff veriyor ama yemedi ikisini de, çok güzel. Yani birazcık speedlerini düşürebilirim. Şuradan fazla damaz gelmeyecek ya, speedlerini düşürelim. Ki dodge'ları falan da azalsın. Yani vurmak istiyorum şu ikisinin dodge'u yüksek çünkü. Mark gidebilirim ya da direkt öldürmeyi seçebilirim bir karakteri. Marklasam mı ki şunu? Şunu marklayalım, stres almak istemiyorum ya, bu kadar geldik. Emre ile şeye vuralım. 7 vurdu, vurabileceğin en iyisini vurdu. Üzerine bir de şey verdi, 4 damaz, çok güzel. Şunlardan bir tanesini öldürelim. 6-11 çok iyi ya. Yani Koray en memnun olduğum adamlardan bir tanesi. Şunu öldürelim. Bankulet de aynı şekilde. Gerçi Emre ile Efe de çok iyi. Genel olarak karakterlerden memnunum. Damaj almaları zaten düşük oluyor. Protection falan buff'u var çünkü Koray'ın. Öldürelim gitsin. Bitirdik mi? Ama burada bırakmak istemiyorum ya. Ulan gene o kadar şey boşa gitti. Deed geldi. Yemek kullanabilirim. Devam edelim. Şuradan bir şeyler çıkacaktır çünkü. Maggotlar geldi. Bunlar bayağı şey. De surprise oldular yavrum ya. Şey Emre ikisini birden öldürse. Blindfire yapalım. Biri öldürsün. Sen şunu öldür. Şey bunu öldürdü. Gerçi Emre'ye bir şey kalmadı. Arkaya vuramıyor. Stres düşürebilirim. Düşür gitsin. Koray iyice stressiz kalsın. Ki 60'lardaydı stresi. Vur gitsin Koray. Şu parşömenler ne yapıyordu ya? Torç mu yapıyorduk ki buna? Abi çok kötü oldu. Ah! Ah! Yapma şunu Tarık ya. Kötü özellik geldi ya. Of. Şunu kapatıyorum ya. Bundan sonra şunu kapatalım, daha çok loot gelsin. Bundan sonra okuyup geleceğim gençler, merak etmeyin. Şöyle yapalım. Son şey mi? Yok, bir posta daha var. Güzel lootlarla gel. Para ver mesela. Şuna keşke daha demin olsaydı elimde de, işte yok. Şuradan güzel altın gelecek. Şuradan bir trap gelmesin dedim. Dodge yaptı Allah'tan, sorun yok. Son yerdeyiz şimdi. Full şeyleri dağıtalım. Yemekleri. Bunların fazla strese gireceğini zannetmiyorum ya. Tamam, can full. Stres konusunda birazcık dikkatli olabiliriz artık. Dedim boş. Neyse. bu dediğim gibi bundan sonra şu Dark Stage'ın wikisinden bakacağım bu kürüyoların nelerle açıldığına. O önemli benim için. 14.500 gibi bir rakam geldi. Müthiş müthiş. Ama işte dediğim gibi oldu ya. Altın konusu en azından. Böyle bir şey istiyordum. 10.000'lik bir treasure. 16 tane şey crest geldi. Pardon. 23, 24, 20... Allah'ım deli gibi crest topladık gene. 28 crest geldi. Hiç ihtiyacımız olmamasına rağmen. Koray 3 oldu sonunda. Obsessed with Cleanliness, tamam. Lancelot 2. Çok az şey kaldı. Efe'yi birazcık kasmamız lazım. Emre de 3 olmak üzere. Lancelot de aynı şekilde. Güzel ya, fena değil. Gençler bir bölüm daha sonunda geldik. Umarım beğenmişsinizdir şeyi, yaşadığımız macerayı. Aa, bir de şey isteyeceğim size. Eğer hani oyun oynayanlar varsa kendi maceralarını yazabilirler. Neyle karşılaştılar, nasıl öldüler falan filan diye. Çünkü anladığım kadarıyla oynamaya başladığınız oyunu öyle yorumlar geliyor çünkü. O tarz şeyleri bizimle paylaşırsanız da süper olur. Hani biz de dikkat etmiş oluruz. Tabii bitirmeden şu şeyi çıkartayım ya şuradan. Abi iki tane kötü diziz var bunda. Wow. Koray sen hemen şeyi yatırıyoruz. Şimdi bu... %28, şu daha kötü, şundan bir kurtaralım. Koray 2 hafta yok gene. Deli gibi şeyle harcayacağız. Başka stres olan bir şey yok. Stres konusunda çok iyi gidiyoruz. Büyük ihtimalle diğer oyunda şey yapmış oluruz. Şuradaki karakterlerden bir şey o team oluşturmuş olurum ki Efe mutlaka olacak çünkü Efe geride kaldı. Ali de birazcık. Ali ile Fitzroy da geride diğer karakterlere göre. Böyle aynı anda sokmak istiyorum hepsini 3 level'a.
Neyse gençler, dediğim gibi diğer bölümde görüşmek üzere. Bye bye.